Merhabalar herkese. Bugün Mahur makamı ile karşınızdayız. Daha değişik makamlara doğru böyle yol aldığımız bir hale doğru geldik. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Hemen Mahur makamına giriyorum. Mahur makamı bizim şerh makam dediğimiz yani transpoze edilmiş makamlardan bir tanesidir. Rasta karar veren bir makamımızdır. Farklı görüşlere göre şerh olan hali veya bileşik Mahur makamı dediğimiz iki tane hali bulunmakta ama daha çok şerh makamı olarak kabul ediliyor diyebiliriz. İlk önce şerh makamı olan dizisinden size bahsedeyim. Zaten yine ekrana koyacağım onu. Çağrıgah makamını rast üzerine koyduğumuzu düşünelim. Ne oluyor? Rast'ta bir çağrıgah beşlisi, Neva'da bir çağrıgah dörtlüsünün birleşmesiyle Mahur makamının dizisi meydana geliyor. Ama bileşik makam dediğimiz Mahur makamındaysa eski musiki hocalarımız ya da işte nazariyat bilimciler diyorlar ki evet bu çağrıgah makamın rast perdesi üzerindeki bir halidir ama buna ek olarak acemli bir rast dizisinin ve inici bir Hüseyinli dizisinin eklenmesi yani bu üçünün birbirine karıştırılmasıyla da elde edilen bir bileşik Mahur makamı daha var demek istemişler. Yani bu şekilde iki farklı diziden bahsediliyor geçmişte. Ama tabii biz daha çok şed olan halinden bahsediyor olacağız. Bu makamın Mahur ismini almasının sebebi Neva üzerindeki çağrıgah dörtlüsünün içinde bulunan 5 komalık fadiyez yani Mahur perdesi bu makamın ismini veriyor. Çünkü makam çok inici bir makam, çok tiz bir makam. Bu fadiyezi her dakika böyle fadiyeze maruz kalıyoruz. O yüzden makamın adını almasına sebep olmuş bu hali. Makam inici olduğu için iki tane güçlüden yani iki tane önemli perdeden bahsedebiliriz burada. Bir tanesi gerdaniye yani tiz taraftaki sol perdesi. Burada gerdaniyede çargahlı kalışlar yapılıyor. İkinci dereceli önemli perdemiz de Neva perdesi. Neva perdesinde de çargah dörtlüsüyle bir kalış yapılabiliyor. Makamımızın yedeni Mahur perdesinin bir oktav altındaki yine 5 komalı kıfadiyes olan Geveşt perdesi. İlginç bir isim var ama böyle makamımızın yedeni Geveşt perdesi. Asma kalışları olarak böyle makam tam bir majör havasında olduğu için nasıl majör minör geçkileri vardır, geçişleri vardır batı müziğinde. Belki burada da böyle diyebiliriz. Neva üzerindeki çargah beşlisini zaten öğrendik şimdi. En önemli asma kalış olarak Hüseyinli'de Buselik diyebiliriz. Bu Hüseyinli'de Buselikli kalışı yani mi perdesinin vurgulanmasını aşağı yukarı %90 Mahur eserde görebilirsiniz. Bu makam için önemli bir kalıştır bu. Bunun dışında kalanlar zaten Neva'da çargahlı. Rast'ta çargahlı, bu şekilde çargah makamının içine gidip gelen gerdaniyede çargahlı kalışlar görebiliriz. Durak altına yani rast altına çok fazla inen bir makam değildir bu inici bir makam olduğu için. Genelde tiz bölgelerde seyrediyor. Nadir olarak rast perdesinde bir nikriz beşisi görebiliriz. Bunu görürsek eğer bu makamın nikrizle beraber böyle karışık kullanılmasıyla oluşan bir zabil makamı var. Ona böyle bir gidip gelmiş olabiliriz. Bu da bir ek bilgi olarak dursun. Çünkü zabil makamını ayrıca burada işlemeyeceğiz. Çok detay bir makam olduğu için. Zabil nedir diye düşünürseniz kafanızda böyle bir şey canlanabilir. Yani nikriz beşlisi görürsünüz. Sonra bir mahur makamı görürsünüz. Bunların böyle bir karma olarak kullanılması diyebiliriz. Yani çok kaba taslak bir anlatım tabii ki bu. Bu kadar yüzeysel bir şey değil bu. Ama yine de bir fikir olarak aklınızda kalsın. Evet, mahur makamı ile ilgili daha fazla detay bir duruma gerek yok. Toparlayacak olursak. Kararı rast perdesi. Çargah makamını şedde olarak düşünebiliyoruz. İki tane güçlü, iki tane önemli perdesi var. Gerdaniye ve Neva perdeleri. Yedeni Geveşt perdesi. Makam ismini Mahur perdesinden yani o 5 komalık fadiyezden alıyor. Genişleme olarak gerdaniye üzerinde çargahı kullanıyor. Bileşik ve şed olarak iki ayrı formatı var dedik. Daha fazla kafanızı bulandırmadan ana hatlarıyla size bir mahur ufak bir anlatmış oldum. Siz yine tabii ki mahur eserler dinleyin. Mesela Kemalci Nikolaki'nin şu an ilk aklıma o geldi. Mahur Saz Semaisi mesela dinleyin. Ya da işte Refik Talat Alpman'ın bir mahur saz semaisini mutlaka ben bunu duymuştum diyeceğiniz bir saz semaisi olabilir. Eğer meraklıysanız tabii. Bunları dinleyerek biraz daha mahur hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.